Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Süliya Şenkul. Bugün sizlerle şiir ünitesinde şiirde ahenk unsurlarını öğreneceğiz. Ahenk uyum anlamına gelmektedir. Edebiyatta ise kelimelerin birbirleriyle ses ve ritim bakımından etkileyici bir bütün oluşturması anlamındadır. Şiirde ahenk nelerle sağlanır? Şiirde ahenk ölçü, ustaca kullanılan ses akışı, söyleyiş, ritim ve her türlü ses benzerliği ile sağlanabilir. Şiirde ahengi sağlayan unsurları önce bir sıralayalım bakalım. Neler var? Bu unsurlarımızdan birincisi ölçüdür. Evet, diğer unsurumuz redif, uyak, uyak düzeni, aliterasyon, asonans, nakarat, ses akışı ve son olarak kelime tekrar. Şiirde ahengi sağlayan tüm unsurlarımız burada görmüş olduğunuz unsurlardır. Şimdi biz bugünkü dersimizde bu unsurların bir kısmını tanıyacağız. Bir sonraki dersimizde de unsurlarımızı tamamlayıp bitirmiş olacağız. Bu unsurların e, ilki nedir? Önce onunla başlayalım. Ölçü. Ölçü diğer adıyla vezin, şiirde hecelerin sayılarına ya da heceyi oluşturan seslerin uzunluk ve kısalıklarına göre bir düzen oluşturmasıdır. İşte bu düzene de biz ne deriz? Ölçü adını veririz. Şiirimizde ölçüyü biz hece ölçüsü, aruz ölçüsü ve serbest ölçü diye 3 e, gruba ayıracağız Tabii ki bu ölçüler neye göre isim alacak kullanıldığı şiir geleneğine göre de e, isim almış olacak şimdi buraya baktığımız zaman hece ölçüsü Türk Edebiyatı'nda ilk şiir örneklerinden itibaren e, kullanılmaya başlanmıştır yani sözlü dönemden itibaren hece ölçüsü vardır İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı dönemine geldiğimiz zaman ise aruz ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır. Modern şiirde veya işte Servet Fünun döneminden itibaren 19. yüzyıldan itibaren diyelim Tanzimat Servet Fünun kısımlarında ise yine serbest ölçü kullanılmaya başlanmıştır diyebiliriz. Bu ölçü türlerini e, gerek aruz ölçüsü olsun, gerek hece ölçüsü olsun, e, hangisiyle yazılırsa yazılsın e, her ölçünün yani üçünün de e, durabileceğimiz yerleri vardır. Yani okurken belli noktalarda durarak okumamız gerekir ki buna özellikle hece ve aruz ölçüsünde bir nefeslik durduğumuz yere biz durak adını veririz. Şimdi e, bu ölçü çeşitlerimizi tek tek tanıyalım. Örnekler üzerinde bulmaya çalışalım. İlk önce hece ölçüsü. Hece ölçüsü dizelerdeki hece sayıları, sayılarının eşitliğine dayanan bir ölçüdür. Bizim milli ölçümüzdür. Türk şiirinde İslamiyet öncesinden beri kullanılmaktadır. Halk şiirinde genel olarak 7'li, 8'li ve 11'li kalıplar kullanılır. E batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında ise milli edebiyatçılar ve birçok cumhuriyet dönemi şairi hece ölçüsünü kullanmışlardır. Hece sayısını Hızlı bulmak için biz diyoruz ki dizeleri, heceleri ayırmak yerine he dizelerdeki ünlü harfleri saymak yeterlidir. Çünkü her hece bir tane ünlü harf alır. Bir e bir tane ünlü harfle beraber hece oluşturduğu için de sadece sesli harfleri, ünlü harfleri saymak bizi hece ölçüsüne götürür diyebiliriz. Şimdi bunu bir örnek üzerinde açıklamaya çalışalım. Önce şiirimizi bir okuyalım. Geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi bir göz açıp yummuş gibi. Şimdi biz ölçü bulurken normalde hece ölçüsünü hecelememiz gerekiyor. Ama biz diyoruz ki direkt sesli harfleri sayın. Dizelerdeki sesli harfleri sayın. Daha kolay bulursunuz. Şimdi ben birinci mısradaki sesli harfleri sayıyorum. Bakın kaç tane sesli harfim var? 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplam 8 tane sesli harfim var. Burada o zaman ben ne yapacağım? Hece ölçüme 8'li diyeceğim. Ama durak var mı yok mu? Önce ona bakmam lazım. Bir de her hece ölçüsünün kendine ait bir kalıbı vardır. 8'li hece ölçüsü genellikle 4 artı 4 şeklinde gelir artı işareti durduğumuzu gösterir. Durağı gösterir. Yani bir nefeslik durduğumuz yer duraktır dedik ya onu gösterir. Ama duraklar kelimeyi ortadan bölmez. Buna da dikkat edeceğiz. Eğer ortadan ayırırsa kelimeyi orada zaten durak olmaz. Duraksız diyebiliriz. Şimdi buna bakalım. Geldi geçti derken bakın ünlü harfleri sayıyorum sadece. 1, 2, 3, 4. Çizgi çektiğim yer durduğum yer geldi geçti. Bir nefeslik durduğum yer. Oraya kadar dört hece saydım ben ve çizgim kelimeyi ortadan bölmediği için ben buna diyeceğim ki bu şiirimin hece ölçüsü 4 artı 4 8'lidir. Demek ki burada durağa da dikkat ediyoruz. Gelelim ikinci ölçümüz aruz ölçüsü. Aruz ölçüsü, hecelerin açık ya da kapalı olması kuralına dayanan bir ölçüdür. Ne demek açık kapalı hece? Ünlü ile biten heceler açık hece kabul edilir ve nokta işareti ile gösterilir. Ünsüzle veya uzun ünlü dediğimiz o şapka işaretli ünlü ile bitenler ise kapalı hece kabul edilir ve küçük çizgi işareti ile gösterilir. Arap edebiyatında ortaya çıkan bu ölçü bize İran edebiyatından geçmiştir. Divan, Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecrât edebiyatında da kullanılan bu ölçünün Cumhuriyet döneminde de birçok kullanıcısı olmuştur. Yani şairler e, denemek istemişlerdir aruzla şiir yazmayı da. Şimdi örnek üzerinde bakmaya çalışalım. Tabi biz aruz ölçüsünü bugün çok fazla aslında kullanmıyoruz. Sadece adını söyleyip geçiyoruz. E, çünkü bulmak gerçekten uğraştırıcı oluyor. Bir bakalım. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Şimdi ölçümüzü hemen bakalım. Bakın aruz ölçüsünün bir kalıbı. Ee, çok fazla kalıp var arkadaşlar. Sayısı çok fazladır. Her birini aklımıza tutmak zaten mümkün değildir. Mef'ulü, mefailü, mefailü, fe'ulün. Bakın burada çizgi ve noktalarla gösterilmiş. İşte az önce söylediğim gibi örneğin bin atlı derken bin, N sesi sessiz harftir. Sessiz harfle bitene ne çekmiş? Bakın çizgi çekmiş. Atlı derken at, t harfi yine sessiz harftir. Bakın yine onu ölçüde çizgi işaretiyle göstermiş. L hecesine geldiğim zaman ı sesli harftir. Onu da nokta ile göstermiş. Yani buradaki çizgi ve noktalar açık ve kapalı heceleri gösteriyor. Aynı zamanda aruz kalıbının yazılışı da yine bu nokta ve çizgiye uyumlu olarak oluyor diyebiliriz. Bu da arız ölçümüze bir örnek olsun. Bugün çok fazla kullanmıyoruz bu ölçümüzü zaten. Bir diğer ölçümüz ise serbest ölçü. Serbest ölçü kuransız şiirdir aslında. Hece ya da arız ölçüsü yoktur bu şiirlerde. Yani dizelerdeki hece sayıları eşit değildir. Her hece farklı her dize pardon her dize farklı hecelerden oluşur diye hece sayısından oluşur diyebiliriz. Aheng asonans, aliterasyon, tonlama ve vurguyla sağlamaya çalışılır burada. Yani ölçü burada ahenk unsuru olarak kullanılmamıştır. Serbest yazılmış şiirin ilk örnekleri Cumhuriyet döneminde e, özellikle Orhan Veli Kanık tarafından verilmiştir. Hemen ondan bir örnek verelim size. E, bakın direkt şiir okumadan söyleyebiliriz. Heceleri yanına yazdım ben. Her bir satır farklı hecelerden oluşuyor. Hiçbiri birbirini tutmuyor. İlk yemişini bu sene verdi. Kızılcık. 3 tane. Bir daha seneye 5 tane verir. Ömür çok. Bekleriz. Ne çıkar? İlahi kızılcık. Orhan Velikan'ın farklı bir tarzı vardır. E şimdi de bu tarzını görüyorsunuz. Serbest şiiri tercih etmiştir. E bunu önümüzdeki yıllarda zaten Cumhuriyet dönemi edebiyat işlediğimizde göreceksiniz arkadaşlar. Bakın her satır... Farklı hece sayılarıyla oluşmuş. Birinci satır 10 hece, diğerleri 3 hece, 3 hece, 3 hece, 11 ve 6 hece. Böyle şiirlere biz serbest ölçüyle yazılmış şiirlerdir e, diyebiliriz. Gelelim ahenk unsurlarından bir diğeri aliterasyon. İsmi biraz değişik gelebilir. Ne demek aliterasyon? Şimdi şairler kimi zaman dizelerde aynı ünsüzler kullanarak şiirde musikiyi oluşturmak istemişlerdir. Hani şiirde biraz müzikalite, musiki vardır denilir ya. Bu teknik şiirin akıcılığını artırmaya dönüktür. Dizelerde aynı ünsüzlerin ahenk oluşturacak şekilde sık sık tekrarlanmasına biz aliterasyon diyoruz aynı sessiz harf çok sık tekrarlanırsa bu aliterasyon olacak. Hemen örnekle açıklayalım. Önce şiirimizi okuyalım. Gül gülse daim ağlasa bülbül acep değil. Zira kimine ağla demişler, kimine gül. Bakın şiirimizde ben L seslerini kırmızıyla yazdım. Niye kırmızı ile yazdım? Çünkü L'lerin çok sık tekrar edildiğini size gösterebilmek için. L sesleri, sessiz harfi çok sık tekrar edildiği için burada ahenk unsurlarından e, aliterasyon vardır diyebiliriz. Şiire baktığımızda bunu görebiliriz. Peki diğer bir unsurumuz ise asonans. Asonans da yine ahenk unsurlarından biridir. Bu da aliterasyondan farklı olarak şiirde aynı ünsüzlerin ahenk oluşturacak şekilde sıkça tekrarlanmasıdır. Az önceki neydi? Ünsüzler tekrarlanacaktı. Burada ise aynı ünlü harf yani sesli harf tekrar edilecek. Örneğimize bakalım. Bakın burada renkli şekilde yazdığım ünlü harflerimiz var. İşte bunlar asonans oluşturacak. Niye? Çünkü çok sık tekrarlanmış. Bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun, tutuşmuş ruhlarına bir damla göz yaşısın. Şiire baktığınız zaman A seslerinin ve U seslerinin yani iki sesli harfin de çok sık tekrar edildiğini görürsünüz. Bu da nedir? Burada ahenk unsurlarından asonansın olduğunu gösterir. Aslında çok da kolaydır aliterasyonla asonansı bulmak. Sadece karıştırmıyoruz. Aliterasyon ünsüz harfin çok sık tekrar edilmesi. Asonans ise Ünlü harfin çok sık tekrar edilmesidir. Bir diğer ahenk unsurumuz ise nakarat. Nakaratı biliyorsunuz aslında. Şarkılarda ve türkülerde çok çok karşınıza geliyor. Nedir bu? Şiiri oluşturan bölümlerin sonunda aynen tekrarlanan dizelerdir. Genellikle şarkılarda ve türkülerde az önce de dediğim gibi karşımıza çıkar. Örnek üzerinden gidelim. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Bakın e, yine Aşık Veysel'in bir e, şiiri. Burada gidiyorum gündüz gece, gidiyorum gündüz gece. Mısralar tekrar edildiği için, aynen tekrar edildiği için biz bunlara ne diyeceğiz? Nakarattır bu mısralar diyeceğiz. Bu şekilde olduğu zaman nakarat adını vereceğiz. Bir başka ahenk unsurumuz ise ses akışı. Aslında adı farklı gelebilir ama bildiğiniz şeydir ses akışı. Bir şiir okurken seslerin içeriğini yansıtacak şekilde vurgu ve tonlama yaparak çıkarılmasıdır. Yani oradaki kelimeleri çok sesleri çok düzgün vurgu ve tonlama yaparsak şiirin bize ne hissettireceğini çok rahat anlayabiliriz. Mesela şimdi Ahmet Arif'in Ay Karanlık şiirine bakalım. Bu şiirde Ay Karanlık demiş. Buradaki ay sözcüğü gök cismi olan ay mıdır? Yoksa ay eyvah anlamındaki ay ünlemi midir? Hangi anlamda kullanıldıysa biz şiiri okurken o anlamı vermeliyiz. Ve o tonlamayı o vurguyu yapmalıyız. Ünlemse ünleme göre sesi vereceğiz. Eğer gökyüzü cismi olan gökyüzündeki ay ise ona göre okuyacağız. Bakalım hangisi? Şiiri okuyalım beraber bulalım. Ay karanlık maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine. Rüzgarda asi körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim, ellere nesi? hadi gel, ay karanlık. Evet burada gördüğünüz gibi ayın karanlık olduğunu vurgulamak istiyor şair. Yani buradaki gökyüzündeki ay gök cismi olan aydır. Biz de sesimizi ve tonlamamızı ona göre yaparak şiirimizi okumalıyız ki ses akışı ahenk unsurumuz yerini bulsun. Evet bir diğer ahenk unsurumuz kelime tekrarı. Şiirde ahengi sağlayan unsurlardan birisi de bazı kelimelerin ve kelime gruplarının sık sık tekrarlanmasıdır. Özellikle modern şiirde daha çok kullanılan bir unsurdur bu kelime tekrarı. Hemen şiir üzerinden gidelim. Yunus Emre'den, Yunus Emre'nin şiirinden bir bölüm okuyalım size. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Buraya baktığınızda ben, beni, ben kelimelerinin sık sık tekrar edildiğini görüyorsunuz. İşte buradaki gibi bir kelime birden fazla kullanılıyorsa biz buna kelime tekrarı diyeceğiz. Hatta bunu daha sonra söz sanatlarında da tekrir, tekrarlama sanatı olarak da yine karşımıza çıkacak. Orada da göreceğiz kelime tekrarlanmıştır diye. Evet sevgili öğrenciler bugün ahenk unsurlarından ölçüyü, ölçü çeşitlerini, aliterasyonu, asonansı, kelime tekrarını, ses akışını, nakaratı gördük, öğrenmeye çalıştık, örneklerimizle tanımaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.